Merhabalar. Bu tarifimizde çakçak tatlısı yapacağız. Oldukça besleyici, enerjik bir tatlı çeşidi. Öncelikle malzemelerimizi indiğimizde 3 adet yumurta çırpma teliyle gördüğünüz gibi çırpıyorum. 250 gram un, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı kadar mısır nişastası, 1 su bardağı şekerimiz, 400 gram civarında balımız. Bu tatlımız için gereken malzemelerimiz bunlar. Hemen tatlımızın hamurunun yapımına geçelim. Evet, ilk iş olarak unumuzu veriyoruz, hamurumuzu yoğuracağımız kabımıza. 250 gram unumuzu veriyoruz. Kabartma tozumuz ve 3 adet yumurtamız. Şimdi hamurumuzu bir güzel yoğurmaya başlıyoruz. Evet, hamurumu gördüğünüz gibi yoğurdum, hazır hale getirdim. Bunu ufak dilimler halinde şöyle ayırıyorum. Ondan sonra mini oklavamla hepsini birer birer açacağım. Evet, gördüğünüz gibi oklavamla değil de merdanemle, karışık bir şey gerçi de, hamurumu biraz inceltiyorum. Evet, hamurumu incelttim. Burada önemli olan hamuru biraz inceltmek, yoksa şekli şemali değil. Öncelikle incelttiğim hamurumu şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Üst üste veriyorum. Şöyle ince kenarları alıyorum. Sonra şu boyutta hamurlarımı kenara kestikçe ayırıyorum. Bu aşamada yapacağım iş bu. Evet, hamurlarımı böyle ince şerit halinde kestikten sonra yarım çay bardağı nişastamla hamurlarımı bir güzel içli dışlı yapacağım. Ondan sonra kızartma yağımı kızdırıyorum bir taraftan. Kızartma yağımda hamurlarımı kızartacağım. Evet, şimdi yağım kızdı. Hamurlarımı içine veriyorum. Şöyle güzelce bir rengi dönene kadar kızartacağım. Bir taraftan hamurlarım kızarırken bir taraftan balımı tencereme verdim. Bir su bardağı şekeri de döktüm. Ateşimiz yanık. Şimdi balla şekerimi çevire çevire karıştırıcım, çırpıcım yardımıyla iyice şöyle bir fokurdatacağım. Evet, ocağımdan hamurlarımı kızarttım, aldım. Bir peçeteli kap içinde yağlarını mümkün olduğunca süzdürdüm. Servis tabağına aldım. Şimdi artık balım şekerim de kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi balımla şekerimi üstlerine dökeceğim. Evet, balımı da ocaktan aldım. Şimdi hamurlarımın üstüne şöylece bir dolandırıyorum. Of, mis gibi de balık koktu. Ondan sonra bunu birazcık içlendireceğim. Evet, ballı içimi hamurlarımla şöyle bir müddet emsinler diye bir güzel dolandıracağım. Şu aşamada hamurlarımla bal karışımı özdeşleşti. Gördüğünüz gibi bir kahve fincanı. Şimdi
Bunu elle de yapabilirsiniz. Ama ben biraz kaşığı tercih ediyorum. Tüylü olduğum için eldiveni tercih etmiyorum. Bana yapıştığı için fincanımın içine güzelce yerleştiriyorum. Bunu daha sonra fincanlarım artık kaç fincan olursa daha sonra 45 dakika 1 saat buzdolabında dinlendirmeye alıyorum. Ondan sonra da servise hazır hale getireceğim. Yeteri kadar soğuttuktan sonra çakçak tatlımızı fincanlardan çıkarttık. Gördüğünüz gibi servise hazır hale getirdik. Yalnız size çıkartırken uğraşmamanız için şöyle bir şey söyleyeceğim. Fincan da tabii ki donuyor. Donduğu için de etrafına yapışıyor. Bunu benmari usulü, yani bir kaba kaynar bir su koyup fincanın dibini o suya yatırın. Bir müddet bal kendini bıraksın. Daha sonra fincanın etrafından şöyle herhangi keskin bir şeyle, bir çay kaşığının sapı olabilir, çok ince bir bıçak olabilir. Şöyle fincanı dönün, döndükten sonra çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu, lezzetli, tattık, servis hazır hale geldi. Bir başka çekimde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni tıklamayı lütfen unutmayınız. Çakçak tatlımızı afiyetle yiyiniz. Hoşça kalınız.